Cemaatin bütün televizyonları hepsi kapatıldığı gibi, birçok hastanesine el konulduğu gibi, okullarına, dershanelerine, birçok şeylerine el konulduğu gibi, şimdi de Zaman Gazetesi'ne el konuldu, kayyım atadılar. Ve besbelli ki yarın diyecekler ki, işte bu gazete zarar ediyor, o halde bunu kapatıyoruz diyecekler, kapatacaklar. Tüm televizyonlara yaptıkları gibi. Hem el koyuyorlar, kötü idare ediyorlar, kasten batırıyorlar o şirketi. Televizyonsa televizyon, gazeteyse gazete. Kasten bunu yapıyorlar ve o şirketi batırıyorlar. Ondan sonra da bu kayyım kararıyla bu gazete, bu televizyon daha iflah olmaz deyip feshediyorlar. Bu kadar hükümet gördüm, bu kadar başbakan gördüm, bu kadar reis-i cumhur gördüm. Bu kaçıncı hükümettir? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Türkiye nereye gidiyor? Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı. Hukuk diye bir şey yok. Üstünlerin hukuku var Türkiye'de. Üstünler, yetki ve makam sahibi olanlar ne diyorsa mahkemeler onların dediği gibi karar veriyor. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin dediğini, kararını tanımıyorum, uymuyorum da tanımıyorum da diyor. O öyle deme hakkına sahipse, o zaman herkes de mesela biz de bu mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz, deme hakkı olmaz mı? Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkeme değil mi? En yüksek mahkemenin kararını Cumhurbaşkanı olduğu halde tanımama hakkı varsa, o zaman bu Zaman Gazetesi'nin sahipleri de yerel bir mahkemenin verdiği kararı tanımama hakkı yok mudur? Sizin bu cesaretiniz sadece belirli konularda oluyor ne hikmetse. Yani cemaatlerin malına mülküne el koymada, gazetesine, televizyonuna el koymada ve bütün cemaatlerin önü kesilecek ve kesilmeye başlandı. O bahaneyle bütün cemaatlere darbe vuruluyor. Ama insanlar bunun farkında değiller. Cemaatlere, Türkiye'deki İslami faaliyetlere iki türlü darbe vuruldu. 13 yıldır. Bütün cemaatler AKP'nin çatısı altına toplandılar. Herkes AKP'ci yaptılar. Bu İslami harekete, cemaatlere vurulmuş büyük bir darbedir. Bu hareketin bitmesidir. İçinin boşaltılmasıdır. Bu darbe vuruldu. Bu birinci darbe. Şimdi ikinci darbe, o cemaat sayesinde, o olayı bahane ederek ikinci darbe vuruluyor ve her şeye el konulma dönemi başlıyor. Hiçbir sebep yokken sabahın köründe evlere baskın yapıldığı, sonra da neyse bir şey yokmuş hadi tamam gidin denildiği, memleketin aydınlarının evlerine sebep yokken, delil yokken, makul şüphe denilerek baskınlar yapılmaktadır. Götürülmektedir, sonra da geri bırakılmaktadır. Gözdağı verilmektedir. Hiçbir devlette olmayan kanunlar çıkıyor. Makul şüphe. Senin tipine bakacak polis karar verecek. Ben senin tipinden hoşlanmadım, seni götüreceğim diyecek. Makul şüphe. Tipi bozuk diyecek. Bu da makul. Bu da makul. Evvelden böyle değildi. Yani biz 12 Eylül'de gördük yani. Böyle bir kanun ben hatırlamıyorum.